Selam. Ha. Nasılsın ya? Neredesin birader ya? Merhaba. İyiyim. Senden ne haber? İyi vallahi. Ne kadar zaman oldu. Değil nasılsın? Ne yapıyorsun? İyi vallahi. Allah trafik vardı da biraz geciktik. Yani biraz fazla geciktiniz. Daha dünyanın öbür ucundan geliyoruz. Beyefendinin programında bir öğle yemeğine sıkışabiliyoruz. Ya kusura bakmayın, toplantılarımız var. Bu ara çok yoğunuz. Evet. Sevgilim. Yani biz sizi evde de ağırlamak istiyorduk ama tadilat bir türlü bitmedi işte. Olsun canım, bir dahaki sefere artık. Çok güzel olacak değil mi evimiz? Hı-hı, çok güzel olacak. Yalnız benim kanım çok aç. Hemen yemek söylemek istiyorum. Dinlendirilmiş kemikli antrikotla bir de çiyalı salata alayım. Meşhurmuş. Antrikotla çiyalı salata inanılmaz yani, ben de... Emre! Hayatım, sen sabah çok yedim dememiş miydin bana? Hani form tutuyordun? Form tutuyor da. Evet, ben kahvaltı ettim yani, her insanın ettiği gibi. Bir de toplantı vardı, çok yedim, çok şiştim. Ben bir double espresso alayım, olur mu? Double. Ben de bir single alayım. Sen ne alıyorsun hayatım? Somon teriyaki alayım. Menü bende kaldı, ben biraz daha söyleyeceğim yoksa. Kalmasın, evet o. Kilo aldın ha? Ya biraz. Sana kahvaltı yere değil. Geldik be. Geldik be, geldik be, geldik be. Geldik be. CC, gözlerini kapayıp uyur musun? Geldik be. Geldik be. Bir müzik falan açabilir miyiz ben? CC, susar mısın? Susadım, evet susadım. Su içeyim bari. Şu suyu alabilir miyim? Ben su savaşları şu an. Çok sıkıldım senden. Çok sıkıldım. Niye ayrıca ortamda oturuyorsun? Kapı oldu, sıkıştı. Geç şuraya otur. Oraya geçemem, ben ters gidemem. Şu anda midem bulanır. Siz geçin. Siz geçin, ben sıkıştım burada. Sıkıştım burada. Yamayın bacağıma. Artık bıktın. Siz de mi Ankara'ya? Şşş. Geç şuraya. Demide Hanımcığım, ben şimdi çok merak ediyorum. Biz ikisini yan yana getirdik ama öldürmesinler şimdi birbirlerini. Evet, evet. Sanem, Can Bey gittikten sonra böyle değişti yani. Birkaç tahtası eksildi gibi diyeyim ben size. Öyle oldu yani, saldırganlaştı, agresifleşti. Bu bana saldırdı birkaç kere, biliyor musunuz Cemide Hanım? Can'ı çok iyi tanırım. Bir an bile durmak istemiyor. Kaçmak istiyor ama kaçamıyor. Sanem de ona git diyemiyor. Şimdilik bu kadarı yeter. Ama Aziz Bey ne kadar güzel rol yaptı değil mi? Ben bile inandım. Aziz bir tanedir. Çocuklar, bu oyundan kimseye söz etmek yok. Herkes Aziz'i hasta, batmış ajansını kurtarmaya çalışan, çaresiz bir adam olarak görmeli. Yoksa Can kaçar. Bu aramızda bir sır olarak kalmalı. Eyvah! Aa! Eyvah! Sır dedi. Ne yapıyor bu ayol? Sır dedi. Eyvah. Sır dedi. Tamam. Sır verdi, sır verdi. Benim sırrım. Benim sırrım, tamam. Ben tutacağım sırrı. Benim sırrım. Hayır, bir arada söyledi, ben de duydum. Durdurabilir miyiz arabayı? Lütfen, lütfen. İnmem gerekiyor da şu anda. Arabayı durdurabilir miyiz? Takıldı. İnebilir miyim? Hayır. Duralım lütfen, durdursun. Arabayı durdursun, sömürmeyi durdurun. Niye anlamıyorsunuz? Türkçe bilmiyor mu? Press stop the car. Anlamıyor musun? Durdur artık arabayı. Tamam, tamam. Kapıyı aç, kapıyı açın, kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç, açın kapıyı artık, açıldı kapı. Nereye gidiyorsun? Ay Nemide Hanım, keşke bana söyleseydiniz. Sırt tutamıyor işte, o hastaneyi bulur şimdi. CC, nereye gidiyorsun? Antrikot gerçekten çok güzelmiş, bayıldım. Çiğ salata çok güzeldir yalnız. Türk yemeklerini çok özlemişim. Tadına bakmak ister misin? Yok yok, sağ ol. Oh, afiyet olsun. Abim arıyor. Benim de Sanem arıyor, ne tesadüf. Abi. Abla. Alo Sanem, iyi misin? Can geldi. Neredesin abi? Teknedeyim Emre, Sanem'in sahilde. Nasıl yani Sanem'in sahilinde? Ne? Ne işin var senin orada? Can mı? Nasıl? Neden? Unutmuş, silmiş beni. Yüzüme bile bakmıyor. Yüzüme bile bakmıyor. Unutmuş, silmiş beni. Emre, ben burada bir dakika bile durmak istemiyorum. Çık git abi o zaman oradan. Onun burada bir dakika bile kalmasını istemiyorum. Tamam, gitsin canım o zaman oradan. Gidemem Emre, babam burada kalıyor. Gidemez, babası burada kalıyor. Babası mı? Çiftlikte mi? Babam mı? Abicim hiçbir şey anlamıyorum, tamam. Bir yemekteyim, ben hemen atlayıp geliyorum, tamam mı? Sanem, hemen geliyorum ablacığım, hemen geliyorum, hadi. Ne oldu ya? Ya kusura bakmayın, acil, ailevi bir durum oldu. Bizim kalkmamız gerekiyor. Yalnız bunu saymıyorum. Neyse canım, belli ki önemli bir şey var. Evet, gerçekten önemli bir şey var yani. Yoksa ta Kanada'dan geldiniz yani, sizi böyle bırakıp gider miyiz hiç? Canım olsun. Ama eve bekliyoruz. Ben alayım. Bye.
iki tane kahve içtim. Bahane ederim. Ya olur mu öyle şey? Artık ben almış bulundum. Keşke sen hızlı olsaydın da sen alsaydın ama yapacak bir şey yok. Ben aldım, ben ödüyorum. İyi, tamam, sen bilir. Bir saniye. Biz bir post cihazı alabilir miyiz? Emre, ben bir Sanem'in yanına gidiyorum hemen. Sevgilim, gel en azından bir selam ver. Gel. Abi. Abicim, öldürdün bizi meraktan. Dur bakayım sana şöyle. Saçların falan inanılmaz olmuş. Değil misin? İyiyim, seni gördüm daha iyi oldu. Seveyim, gel. Merhaba Can. Merhaba Leyla. Ben bir Sanem'e bakayım. Babam nerede bu arada? Sanem, ablacığım, nasılsın? İyiyim. Nefes terapisi yapıyordum. Hı. Kendimi hatırlatmayınca nefes almayı unutuyorum da. Oh, nefes, ah. Canın teknesi bu mu? Batıralım mı? Ben de öyle düşünmüştüm ama eğer öyle bir şey yaparsak buralardan gidemez. Hayır. Gördün mü? Gördüm. Dağ adamına dönmüş resmen. Hatta deniz adamı. Aynen öyle. Saç, sakal, yanık ten. Hiç olmuş mu Allah aşkına? Hiç olmamış. Ablacığım. Bak, burada kalmaları sana iyi gelmeyebilir. Emre'yle konuşayım mı? Başka bir yer bulsun. Ya olmaz ki. Şimdi Aziz Bey'i hareket ettirmemek lazım. Hiç olmaz o. Ya şu uç tarafta bir ev daha yok muydu? Orada kalsalar. Yani sonuçta hem kabalık yapmamış olursun. Hem çok yerinden hareket ettirmemiş oluruz Aziz Bey'i. Hem de görmezsin. Ama o Mihriban Hanım'ın evi. Şimdi ona sormak lazım. Canım böyle böyle misafirlerim geldi dersin kırmaz seni bence. Her şey çok ani oldu. Ben ayaklarımı hissetmiyorum. Yani tüm vücudum titriyor. Benim için gelmediğini söyledi. Babasını görmek için gelmiş. İyi, çok güzel. Gitsin o zaman. Yani seni mahvetti zaten. Sanem, ablacığım bak ne olursa olsun ben senin yanındayım. Bunu asla unutma, tamam mı? Canım. Baba. Oo. Hastaneye gidelim mi? Doktorlara bir baksın, iyi mi kötü mü bir şey derler. Son bir yılım kontrollerle geçti. Kendi sağlığımı benden daha iyi bilen hiç kimse yok. İşte temiz hava, sağlıklı gıdalar, stresten uzak bir yaşam. İşte benim ilacım bu. E tamam, otelden çıkaralım o zaman seni. Olur. Dediğin gibi bahçeli bir yer tutalım, seni oraya yerleştirelim mi? Tamam. Hatta buralarda bir yerde olsun. Yani ne bileyim ben buraya yakın bile olur. Yani şu komşu ev bile olabilir yani. Yani dünyada yer kalmadı, burayı mı seçtin baba? Evet. Ajansa yakın oğlum. Öyle gideceğim geleceğim gibi. Yaşlandım oğlum ben artık ama. Çekemem böyle şeyleri. Ne ajansı baba? Ya tabela asmak da ajans mı olur? Hem sen böyle şeylere önem vermiyordun. Ne oldu şimdi? Oldu. Tabelayı görünce oldu. Ya olacak. Ölmeden ajansı son günlerine getirmek istiyorum. Deme öyle baba, Allah korusun ya ölmek falan. Hepimiz öleceğiz zaten. Bak kim arıyor?
Aa, sakın, sakın, sakın gözünü seveyim. Bak, sakın buraya gelmesin. Bu kadın beni hasta ediyor. Gözünü seveyim. Tamam, tamam. Burada olduğunu söylemeyeceğim. Merak etme. Senin de burada olduğunu bilmiyor bu arada. Duyunca görmek isteyecek şimdi seni. Tamam mı? Konuşacağım ben. Yoksa gelir şimdi. Sakın bak. Sana güveniyorum. Anne. Emre, niye açmıyorsun telefonlarımı oğlum? Niye açmıyorsun? Abim geldi anne. Onun yanındayım. Ne? Can mı geldi? Neredesiniz? Sanem'in çiftliğinde. Sanem'in çiftliğinde mi? Yani gelir gelmez Sanem'e koştu diyorsun. Annesini bile görmeden ha? Anne bir dur, sakin ol. Babam burada diye buraya geldi. Sanem'in çiftliğinde ne işi var? Doğru düzgün anlat şunu Emre, delirtme beni. Daha sonra anlatacağım, tamam mı? Yok, ben geliyorum. Hemen konum at, oğlumu göreceğim. Babam pek iyi değil. Hem seninle de görüşmek istemiyor. Ama merak etme, Can'la görüşeceğim seni, tamam mı? Aziz Bey benimle görüşmek istemiyor. Tamam. Siz orada Sanem'in çiftliğinde öyle mutlu, mesut koyunlarınızı otlatın. Ben de burada günah keçisi gibi tek başıma kalayım. Ya ben nasıl bir kötülük yaptım size ki beni dışlıyorsunuz ha? Anneciğim bir dur Allah aşkına. Ben ne yaptım size? Sevgilim. Sevgilim. Senem. İyi misin? Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim annem işte. Hadi gel senin babanla tanışırım. Küba'da salsa yapmayı öğrendim. Ayaklanayım, hepinize öğreteceğim. Baba, bak sana aman, kimi getirdim. Aman, aman, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Leyla'm gelmiş. Asıl siz hoş geldiniz Aziz Bey. Bey mi diyeceksin yani bana? Şunun şurasında 3 günlük ömrüm kalmış. Bir baba duyamayacak mıyım yani? Tabii nasıl istersen, beni ilgilendirmez. Ay yok, olur mu öyle şey? Aşk olsun. Hoş geldiniz babacığım. Canım kızım benim. Güzel Leyla. Ah. Emre senden daha iyi, daha güzel bir hediye veremezdi bana. Sağ olun. Can. Senden de aynı performansı bekliyorum. O hani telefonda bana sözünü ettiğin hayatının aşkı vardı ya. Hani İstanbul'da bulmuştun bütün dünyayı aradığın halde. Ah işte çocuklar. Aşkınızı bulduysanız kaçırmayacaksınız. Ona sahip çıkacaksınız. Onun için mücadele edeceksiniz. Can. Senin bu hayatının aşkının adı neydi? Sanem. Neden geldin? Neden dengemi bozuyorsun? Kalbimi paramparça ettin, bırakıp gittin. Sanem diye bir şey kalmadı artık. Daha ne istiyorsun benden? Bana güvenmeyen sendin Sanem. O defteri yaktığıma inandın, beni suçladın. Buna nasıl inandın? Bunu bana nasıl yaptın? Sen yapmadıysan kim yaptı o zaman? Yiğit mi? Kendi basacağı defteri mi yaktı? O yüzden mi itip sakat bıraktın onu? Ona yaptığım şey her gün kabuslarıma giriyor Sanem. Bir yıldır zaten bunun vicdan azabıyla yaşıyorum. Yaptığım hiçbir şey affettirmez ona yaptığım şeyi. Ama yalan söylüyor. Ve sen hala buna inanıyorsun. Hala. Suçlu olmasaydın gitmezdin. Gitmemi sen istedin. Gitmeseydin. Kalsaydın. Git desem de kalsaydın, kovsam da kalsaydın. Sana defalarca kez ulaşmaya çalıştım. Öldün mü kaldın mı diye. Bir kere bile aramadın beni. Öldüm, kabul et.
Aşk beni çok kötü bir adam yapmıştı Sanem. Acımasız, sinirli, kıskanç bir adam. Öldü hocam. Öldürdüm ben onu. Unuttum, sen de unut. Çoktan unuttum. Ama bedeli çok ağır oldu. Hayatının merkezine bir adamı koyarsan, hayatının içini aşkla doldurursan, o gittiğinde çöküyorsun. Sen de çöküyorsun, hayatında her şey. Babamı alıp gideceğim bu akşam. Babanın hareket edecek hali yok. Burayı da çok sevdi. Baban istediği kadar burada kalabilir. Leyla, akşama ne pişirelim be çocuğum? Anne, ya dolapta bir şeyler vardı anne ya. Siz onları yeseniz biz zaten gelemeyeceğiz. Çiftlikteyiz, bizi beklemeyin. E Sanem'i de alın gelin, hem görmüş oluruz be çocuğum. Yok anne, biz gelemeyiz. Aziz Bey burada. Can da gelmiş. O yüzden biz burada kalsak daha iyi olur. Ne? Can mı gelmiş? Ne yüzle gelmiş o buraya? Nasıl gelmiş yani? Anne bilmiyorum. Biz buradayız, Sanem'in yanındayız, tamam mı? Merak etme, ben gelince anlatacağım sana. Yok gelmeyin çocuğum. Geri gitse siz orada yatıya kalın. İşe mişe gitmeyin, çocuğu yalnız bırakmayın. Sağ ol Rami, ellerine sağlık. Hadi. Tamam anneciğim, hadi öpüyorum. Bak saat başı ben haber bekliyorum, saat başı ha. Arayın beni. Ya Allah Allah, tamam mıyım? Kıve bir rahat bırak kızları ya. Bak hava güzel, al çay. Şöyle otur, gel çayımızı içelim biz. Can gelmiş. Can. Can mı gelmiş? Hangi yüze gelmiş? Ha? Neden gelmiş? Nasıl gelmiş? Mevkibe Hanım, ellerinize sağlık. O kadar lezzetli ki yemekler. Can gelmek istemedi. Tokum dedi ama ben çok ısrar ettim. Evet. Afiyet olsun efendim. Eline sağlık Mevkibe Hanım. Afiyet olsun Nihat'ım. Ellerine sağlık anne. Afiyet olsun çocuğum. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun annem. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun çocuğum. Sarma çok iyi Mevkibe teyze. Teşekkürler, eline sağlık. Böyle bol bol ellerinize sağlık, şeylerini de temellerini de döktüğümüze göre yiyelim bitirelim Allah aşkına. Kusura bakmayın Aziz Bey. Rica ederim Mevkibe Hanım. Olur mu öyle şey? Ama yani geleneğimizin bir parçası değil mi? Ne kadar güzel. Ev yemeklerini ne özlemişim. Ben de çok hasret kalmışım. Yanlış kelime kullanımı. Haset kelimesinin tam karşılığı derin özlem duymak. Erişememek, ulaşamamak, kavuşamamak. Sarma için kullanılmaz. Yanlış. Sanemciğim, Can Bey de zannediyorum ki yemeklerin ne kadar lezzetli olduğunu altını çizmek istedi. O yüzden böyle söyledi değil mi? Öyle düşünüyorum. Evet, evet. Yemekler suçlu Mevkibe Hanım. Ellerinize sağlık. Altıcığım sen bundan yememişsindir herhalde. Hadi. Bizim evde de böyle oluyor işte Aziz Bey. Böyle sohbete dalıyoruz. Ondan sonra da yemeği unutuyoruz. Ah. Sonra birdenbire böyle değil mi? Yemeğe şey yapıyoruz işte. Yani şu güzel yemeğin üzerine bir el tavla çok iyi gider bence. Tavla? Evet. Sanem, ablacığım evinde tavla var mıydı senin? Bilmem. Var mıydı? Yani güzel olurdu tabii Aziz Bey ama bizim yolumuz uzun değil mi Mevkibe'cim? Bize müsaade. Evet. En kısa sürede bize de bekliyoruz. Tabii. Aziz Bey'cim. Tabii ama yani böyle erken kalk. Çok şey... Sözüm olsun size. Tamam. Sen nerede kalacaksın abi? Tekne var aşağıda. Babamı bırakmayayım şimdi, fenalaşır falan. Can. Bir iki dakika konuşalım mı? Tabii ki, niye konuşalım?
Ben öyle süslü kelimelerle konuşmayı beceremem oğlum. O yüzden konuya direkt gireceğim. Seni evladım gibi sevdim. Ben de, mevkibe de sana güvendik, inandık. Evimizin kapılarını sonuna kadar sana açtık. Ama sen güzeller güzeli kızımız Sanem'i çok üzdün. Sen gittikten sonra benim kızım günlerce bilincini kaybetti. Terapi gördü. Klinikte yattı. Ama çok şükür şimdi daha iyiye gidiyor. O yüzden ben bir daha kızımı o hallerde görmek istemiyorum. Seni bir abin olarak uyarıyorum. Sanem'den uzak dur. Sen ona iyi gelmiyorsun Can. Sanem klinikte mi? Sanem'den uzak dur oğlum. Benim sana söyleyeceğim tek şey bu. Anlıyorum Nihat amcam. Ben Sanem'i üzecek, ona zarar verecek hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ne geçmişte istedim böyle bir şey, ne de şimdi. Ben yalnızca babamı görmeye gelmiştim. Bir iki güne gideceğim zaten. Ben bir daha Sanem'i böyle kollarında kuşlar gibi çırpınırken görürsem... Neyse. Sana şimdiden iyi yolculuklar. Emre, aç şu telefonu, aç. Bir de Yiğit'i deneyelim. Yüzümü kapattı. Yüzümü kapattı. Ay Yiğit, gel. Hanım. Geç, geç. Düme Hanım. Yiğit, duydun değil mi? Duydun değil mi? Aziz orada diye ben gidemiyorum. Ama Can'ın geldiğini duyunca Sanem'le ikisini böyle yan yana düşünüyorum. Ve delirmeme ramak kaldı. Bir dakika, bir dakika. Can mı gelmiş? Bilmiyor musun? Yok. E sen çiftlikte değil miydin? Hayır, evdeydim ben. Şimdi Can da Sanem'in ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Birimizin mutlaka gitmesi lazım. Ben gidemediğime göre... Rahat mısın? Ah. Bebekler gibi. Baba, burada daha fazla kalamazsın. Ben mi, sen mi? Ben. Can. Senin Sanem'le bir derdin mi var? Anlatmak ister misin? Belki sonra baba. Bir şeye ihtiyacın olursa ara. Allah rahat korusun. İyi geceler oğlum. İyi geceler. Bu hep grafik ya. Bunda dört işlem var. Bunu sona al. Bunda dört işlem var. Öncelikle beni yetiştiren büyük anneme. Bu ne Cengiz? Bu ödül konuşmam.
Vallahi mi ya? Reklam yok, müşteri hiç yok, ödül konuşması hazır mı Cengiz? Bravo ya, inanmak başarmanın yarısıdır, bu mu? Bu. Ama böyle negatif olma Muzo. Yani bugünleri hayal etmezsek başarılı olamayız. Sonuçta Fikri Harika'yı yeniden kurduk. Harika bir ekibiz. Değil mi ya? Vallahi harika bir ekibiz biz ya. Dur bir düşünelim. Şirketi batmış, bir ayağı çukurda, gözü toprağa bakan Aziz Bey... hafif tırnatmış, tozutmuş, affedersin bestseller bir kız Sanem... işsiz kalmış bir ofis boy JJ... Papua Yeni Gine'ye gitmiş, orada yıldırım nikahını basmış... yıldırım gibi boşanıp geri dönmüş ben. Gerçekten rüya takım ya, inanılmaz bir takım. Biz hiçbir iş yapmayalım ya, biz bir takımı bırakalım. Zaten takım kendi oynar. Yapma ama, böyle yapınca insanı kaygılandırıyorsun. Yani böyle stres altında bırakıyorsun, lütfen. Negatif olunacak Cengiz. Bak, eğer ticaret yapıyorsan negatif olunacak. Yarın bir gün kira gelecek, faturalar gelecek. İllaki bu negatif düşünülecek. Ben o zaman göreceğim senin pozitif suratını. O zaman negatif olarak gerilecek. Ben seni bu stresi hazırlamak için şimdiden geriliyorum, oldu mu? Tamam, çok gerildim. Sakin olalım, tamam. Hadi konuş bayok. Tamam. Öncelikle iyi akşamlar. Buralarda alkış var işte, o yüzden bekliyorum. Alkış var. Alan gibi. Sanem. Yiğit. Bu saatte burada ne işin var? Bütün günü aradım, açmadın. Merak ettim seni. Otursana. Can. Can burada. Can mı gelmiş? Burada derken evde mi? Hayır. Aşağıda sahilde teknesinde. Ne işi varmış? Uzun hikaye. Ama benim için gelmemiş. Orası belli. En yakın zamanda da gidecek. Sanem bak, seni tekrar üzmesine izin vermemelisin. Bu bir yılda ne yaşadığını en iyi ben biliyorum. Hayata dönmen, bu kitabı yazman, yeni bir hayat kurma. Bunları sen başardın, sen tek başına başardın. Evet, biliyorum. Her şey senin sayende oldu. Sen olmasaydın ben bu kitabı bastıramazdım. Yeni bir hayat kuramazdım. Her şey daha da güzel olacak, beraber. Yeter ki sen bir daha... Öyle bir şey olmayacak. Sen gittikten sonra benim kızım günlerce bilincini kaybetti. Terapi gördü. Klinikte yattı. Ama çok şükür şimdi daha iyiye gidiyor. Neden geldin? Neden dengemi bozuyorsun? Kalbimi paramparça ettin, bırakıp gittin. Bu arada ben sana asıl haberi vermeyi unuttum. İspanya'dan teklif geldi. Hem senin okuma yapman için hem konuşma yapman için. Yapamam Yiğit. Sanem, bu kitap bütün dünyada basıldı. Herkes seni seviyor, seni görmek istiyor. Yani bütün dünyayı gezme fırsatımız var. Sen bunu reddediyorsun, ben anlayamıyorum. Benim dünyayı gezmeden önce kendi problemlerimi çözmeye ihtiyacım var. Biz bu bir yılda... birbirimizi iyileştirdik, birbirimize çok iyi geldik biliyorsun. Ben buradan gidemem. Burası bana çok iyi geliyor. Ben uzaklaşmak istemiyorum buradan, lütfen. Şöyle yapalım o zaman. Önce yakın yerlere gidelim, Yunanistan'dan başlayalım. Mesela sonra Macaristan'a geçelim. Böyle böyle ilerleyelim ha, ne dersin? Ben kendime kahve alacağım, ister misin? Olur.
İyileşmişsin. Sevindim. Ne işin var senin burada Can? Yiğit senden... ne kadar özür dilesem... Özrünü istemiyorum. Etrafındaki herkese zarar verdin zaten. Hani karşıma çıkmayacaktın? Ben senin karşına çıkmadım Yiğit. Karşına çıkmamı istemiyorsan olduğum yere gelmeyeceksin. Senin olduğun yer burası mı? Sanem'in yanı mı? Sanem. Yiğit, lütfen yalnız kalmak istiyorum. Gelir gelmez hayatımızı nasıl mahvetti görüyorsun değil mi? Yiğit, lütfen. Böyle olmaz Sanem. Böyle olmamalı. Öldüm kabul et. Aşk beni çok kötü bir adam yapmıştı senin. Acımasız, sinirli, kıskanç bir adam. Öldü hocam. Öldürdüm ben onu. Unuttum, sen de unut. Çoktan unuttum. Çoktan. Unuttum seni. Aa, Divit Bey biraderim. Hoş geldin. Acayip denk gelişler oldu şu an. Senlik bir şey değil, yanlış anlama. Gerilmeyelim lütfen. Benim kafa gidik zaten. Yemin ediyorum bu toprak var ya, insanın elektriğini alıyor. Neyse, hadi beni eyleme, ben sabah pazara gideceğim. Ay, göbeğim düşecek. Kuzum, ben sana bir şey soracağım. Sen acaba manyak mısın? Bunu psikolog olarak mı soruyorsun, arkadaşım olarak mı? Cevap değişmiyor ki, cevap her türlü aynı. Hayır, ben bir güncük yoktum ya, ben bir güncük yoktum. Adama kalabilirsin demişsin Sanem. Ya sen bu haldeyken adama niye kalabilirsin diyorsun? Ben senin yüzünden yogi de olamayacağım Sanem. Sen bu haldeyken kendini hiç mi düşünmüyorsun? Nasıl kalabilirsin diyorsun adama? Hey, bunu arkadaşın olarak söylüyorum. Çünkü psikoloğun olarak söylesem travmalarınla yüzleşip onları aşmanı teşvik etmem gerekiyor. Tabii öyle gerekiyor. Şimdi şöyle oldu, babasını görmek istemiş. Ben de hiçbir şey söyleyemedim yani, ne denir ki? Ay, öleceğim. Hadi daha yüklemediniz mi? Hadi, hadi, hadi. Yemin ediyorum pazara girmeden çürüdüm vallahi. Toprak insanın elektriğini alıyor. Bunu öğrendim. Vallahi durdun abi. Yardım etmemi ister misin? Yok. Yok yani.
Teşekkürler. Gerek yok diyor. Gerek yok diyor çünkü bizim burada aşırı kaslı bir yardımcımız var. Yarın gelecek kendisi. Yani bir düzen var. Tıkır tıkır işliyor. Aa çok iyiyiz, gayet iyiyiz. Değil mi Sanem? Evet, kesinlikle. Sakıncası yoksa ben babamı görmeye gideyim. Yok. Sakıncası yok. Küçük esnafa yönelmeliyiz. Yani etrafımızdaki, çevredeki bakkal, manav, kasap bunlara yönelmeliyiz. Reklam kampanyaları sunmalıyız ve onlarla çalışmalıyız. Bence böyle yapalım. Evet. O kadar boş konuşuyorsun ki. Yani pazar yerinden çıkamadın Cece. Kaldın küçük esnaf, kaldın vizyonsuz. Patronunla konuşuyorsun. Hadsiz! Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Arkadaşlar. Efendim? Şirket umurumda bile değil. Anladınız mı? Şirket sizin. Canınız ne istiyorsa onu yap. Sırf can burada kalsın diye ilgileniyormuş gibi yapıyorum. O kadar. Peki Aziz Bey, sizce bu plan tutacak mı? Çünkü can gidiyor galiba. Yine mi ya? Ne aşkmış bu ya? Yani ne yapacağız Aziz Bey gibi? Planın işlemesi lazım bir şekilde. Ya, Can Bey giderse Sanem biter bu sefer. Sanem'i biz toparlayamayız. Bakın çocuklar. Can kendisi bile farkında değil. Gitmemesi için bir nedene ihtiyacı vardı. Ben de o nedeni verdim ona. O yüzden gitmeyecek. Unutmayın. Gitmeyecek. 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 Gelecek. Geliyor. Şu an geliyor. Evet. Geliyor mu? Evet. Hemen geliyorum. Evet. Tamam. Evet. Hastasınız. Unutmayın. Tamam, hastayım. Evet, düştük. Arkadaşlar, bu raporları bir an önce yazın ama evet. Yani ben bunları okuyacak zamanım da yani yani evet, hastasınız hastayım. Tabii ki çok şey yapamadım. Yani hastayım. Baba sen niye ayaklandın? Canım oğlum, nasılsın? Ne yapayım be evladım? Bütün her şey bana bakıyor, bütün işler. Allah Allah ya, sen bu yaştan sonra bu tempoyu nasıl kaldıracaksın? Niye böyle şeyler yapıyorsun baba sen? Ya ben seni böyle gördükçe... Böyle gördükçe ne Can Bey? Böyle gördükçe ne? Tamamlamadınız. O kaldı, havada kaldı. Ne? Böyle gördükçe ne Can Bey? Onu merak ettiğim için soruyorum. Ama söylemeseniz olur. Ne böyle gördükçe? Baba, babacığım. Sana kalacak bir yer bulalım. Ben de sonra zaten yola çıkacağım. Tamam yavrum, bakarız bir ara. Ya sen dert etme. Ben başımın çaresine bakarım. Sen git. Hayatını yaşa. Ama senden bir şey rica edeceğim. Madem bugün son günümüz... Var yanımdan kaçıp gitme. Yanımda kal. Ha? Olur, olur baba. Can'cığım, sen hazır bugün buradayken biz sana birkaç bir şey danışsak. Çünkü bütün müşterileri sen tanıyorsun. Liste burada bir dakika. Şöyle oturursam. Bu şimdi bizim müşteri listemiz. Zaten sen hepsiyle çok yakınsın Can. Biz şimdi ne yapalım acaba? Onları tek tek ararsak bize geri dönüş yaparlar mı? Ben senin fikrini merak ediyorum. Yani biz becerebilir miyiz acaba bu işi? Gördüm. Hayır.